hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi size spordan sonra yapılması gereken en önemli şeyi anlatacağım. Spordan sonra bunu kesinlikle yapın. Bu arada ilk defa bir videomu ön kameradan çekiyorum. Ön kameradan yükleyeceğim. Hep arka kameradan uğraşıyordum. Bakayım şunu ön kameradan nasıl olacak. Bu videoyu ön kameradan çekiyorum. Spordan sonra yapılacak en önemli şey. Neden olduğunu açıklamama gerek yok sanırım. Şöyle eldivenleri ben çok tavsiye ediyorum ama eldivenler ellerinizin nasır olmaması için takmanız için değil yani. Ellerinizin nasır olmaz eldiven taktığınız zaman. Gayet de o dumbbell tutuşunuzla alakalı. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında yazıyor zaten. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Şey söyleyeceğim. Dediğim gibi eldiven kullanın. Çünkü eldiven aslında nasır olmaması için değil. Tamamen hijyen için. Elleriniz gördüğünüz gibi yani eldiven kullansanız bile elinizi yıkayın. Çünkü harbiden dumbbell'lar çok pis. Gerçekten dumbbell'lar çok pis. Yani ben hiçbir spor salonunun günlük temizlik yaptığını zannetmiyorum. Spor salonunda yani ben yaklaşık yani bir 5'ten fazla spor salonunda çalıştım ve bir iki tanesi çok uzun süre olmak üzere çalıştım ve hiçbir tanesinin böyle bir amacı yok. Yani amacı dediğim ne amacı var, ne isteği var. Dumbbell'lar silinmiyor yani dostlarım. Silinse bile belki ayda, yılda bir kere siliniyor. Yani eldiven kullanın hijyen için. Eldivenlerinizi anneniz her çamaşır yıkadığınızda atın. Kullanmıyorsanız da, kullanıyorsanız da antrenmandan sonra kesinlikle ellerinizi yıkayın ve biraz detaylı yıkayın. Az önce benim yaptığım gibi. Yani ben normalde video çekeyim diye hızlı hızlı, videolar hızlı bitsin diye, kısa ve net olsun diye videolarımı böyle hızlı hızlı yaptım ama bir tık daha hani yine aynı bu şekilde 3 defa elimi sıkıyorum ama böyle biraz daha ay yoruldum şu an idmandan çıktım da. Biraz daha detaylı yapıyorum yani ne bileyim biraz daha temizliyorum işte. Normalde ellerimi çok fazla yıkayan birisi değilim ama spordan sonra gerçekten insan için rahat etmiyor. Spordan çıktım, üstümü falan değiştirmedim. Hemen arabayla geldim zaten. Her gün böyle yapıyorum lanet olsun. Fena hasta oluyorum ya her gün. Burada niye aşağıdan çekiyorsun? Şimdi eve gidelim. Alışveriş yapacaktım. Evet, soğuk yemeden markete gidiyorum. Hepinizi öpüyorum. Ellerinizi yıkayın, tamam mı? Pardon, mikrofon buradaydı. Ellerinizi yıkayın, tamam mı? Hepinizi seviyorum. Hiçbirinize bir şey olmasın. Lütfen ellerinizi yıkayın. Buraya ekran fotoğrafı yapayım mı? Şu an kamerayı test ediyorum ve bu videoyu... Neyse burasını kırparım ya da kırpmam onu. Ya, ne olacak? Kırpmam ya, sizi seviyorum. Alın ifşalayın paylaşın beni. Ön kamerayı deneyeceğim. Bilerek böyle çekiyorum ki yüklediğim zaman izlerken nasıl olacak? Dönecek mi dönmeyecek mi falan. Ona göre çekeceğim. Soldan çekiyor çünkü kamera şurada. Yani minik bir şöyle çeksem bir de şöyle alsam izlerken nasıl olacak? Çünkü çevirecek biliyor musun bunu? iPhone'larda öyle bir şey var. Ön kameradan çektiğinde çeviriyor. Bu arada onu kapatmak var mı? Ön kameradan çektiğinde kapatmak var mı? Çevirmesin yani böyle olduğu gibi atsın. Yoksa arka kameradan çekme zorunda kalıyorum anasını satayım. Rahat etmiyorum böyle çevirdiği zaman. Neyse. Reklamlar. Migros bana sponsor diyormuşum. Migros'un tabii ki de benim reklamıma ihtiyacı yok. O yüzden rahatlıkla paylaşıyorum. Neyse ben antrenman yapayım. Şey antrenman diyorum, alışveriş yapayım, antrenmandan çıktım. Çok da bir şey almayacağım. Bir yumurta alacağım, bir tavuk alacağım. Bir de avokado alacağım. Annem bir şey istedi mi? Anneme de bir şeyler alayım bari.
make with up it in a side. Make with up it in a side.